Abana'yı, Ağlı'yı, Araç'ı, Azdava'yı, Bozkurt'u, Cide'yi, Çatal Zeytin'i, Dada'yı, Devrekhani'yi, Doğan Yurt'u, Hanönü'nü, İhsan Gazi'yi, İnebolu'yu selamlıyorum. Küre'yi, Pınarbaşı, Seydiler, Şempazar, Taşköprü, Tosya'yı selamlıyorum. Evet, çok değerli Kastamonlular, değerli hemşerilerim. Anadolu'nun yüce dağı, muhteşem Ilgaz'ı, Küre'yi selamlıyorum. Kastamonu'nun her bir ilçesi, her beldesi Türkiye'nin renklerini temsil ediyor, güzelliğini temsil ediyor. Burası tarihin eşsiz güzelliklerinin buluştuğu adeta bir müze şehir. Tam 1428 adet tescilli ıt yapısı var. Dünya kültür miraslarının en muhteşem eserleri Kastamonu'da yer alıyor. Yemyeşil ormanı, denizi, camileri, medreseleri, kervansarayları, bedestenleriyle, merkezleriyle dipdiri, 7 gün 24 saat yaşayan şehrin adı Kastamonu. Bu şehrin her sokağında buram buram tarih var, medeniyet var. Bizi biz yapan, alnımızı açık, başımızı dik tutan değerlerimiz var. Öyle bir şehirdeyiz ki, istiklal mücadelemizin tarihinin yazıldığı Kastamonu'dayız. Kastamonu, Çanakkale destanını yazan yiğit şehitlerimizin en fazla olduğu şehirdir. İstiklal mücadelesinde, istiklal mücadelesinde İnebolu'dan biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli Kastamonlular, bu restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camii, Nasrullah Camii'nin İstiklal Savaşımızın kazanılmasında çok önemli bir yeri olduğunu biliyorsunuz değil mi? Mehmet Akif'in, İstiklal şairimizin buradan İstiklal Harbi'nin ne anlama geldiğini tankla, topla, tüfekle değil, iman göğüsü oldukça bir milleti hiçbir şeyin yıkamayacağını bütün dünyaya buradan haykırdı. Nasrullah Camii'nden haykırdı. Yiğit Anadolu insanı Kastamonu'dan haykırdı. Evet Allah. Evet Allah. Katiyen alçakların önünde eğilmeyiz. Bir tek Yaradan Rabbimizin önünde eğiliriz. Değerli hemşerilerim, bakın o gün Mehmet Akif Nasrullah Camisi'nden 19 Kasım 1920'de ne diyor? Milletler topla, tüfekle, zırhlı ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi havasına,
kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğü zaman yıkılır. Ne güzel de geleceği görmüş İstiklal şairimiz. İşte 15 Temmuz, o toplar, tüfekler, uçaklar, helikopterler, bombalar insanımızın, milletimizin üzerine yağmur gibi yağarken iman dolu göğsümüzde bir millet olarak ayağa kalktık, alçak FETÖ'cülere dersini verdik. Akif'in nesli. İstiklal ruhu, Akif'in yeşerttiği bu ruh, Nasrullah Meydanı'nda 15 Temmuz'da tekrar ayağa kalktı. 15 Temmuz gecesi saat 2'de Nasrullah Camii'nden okunan salalar Türkiye'de yankılandı. İslam alemi duydu. Bütün cihan duydu. Bu mübarek salalar dalga dalga Diyarbakır'dan, Batman'dan, Van'dan, Ankara'dan, Trabzon'dan, İzmir'den, Edirne'den yankılandı değerli hemşerilerim. O gece siz Cumhur'un reisine, başkomutanına sahip çıktınız. Alçaklara yedirtmediniz. Hükümetinize sahip çıktınız. Başbakanınıza sahip çıktınız. Türkiye'ye sahip çıktınız. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıktınız. Alçaklara en iyi dersini verdiniz. Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, bugün Kastamonu, bugün Çankırı ayrı bir güzel. Çünkü bugün 139 yıllık hayal gerçek oldu. Ilgaz, Kastamonu tüneli, tünelleri açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Kastamonu'nuza hayırlı olsun. Sinop'a hayırlı olsun. Çankırı'ya hayırlı olsun. Türkiye'ye hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun. İşte şimdi Ilgaz'dan girdik. 3 dakikada Dipan'a geldik. Nerede o Ilgaz'ın yüce dağları? Nerede o karla kaplı virajlı yolları? Hepsi tarih oldu. Hepsi nostalji oldu. Şimdi bineceksiniz arabanıza. Ver elini Ilgaz. Yarım saat bile değil. Olmadı Çankırı, Ankara. 1-1,5 saat içerisinde oradasınız. Aynı şekilde İstanbul. Biz sevgili Kastamonulular, biz Ferhat'ız, Ferhat. Şirine ulaşmak, millete ulaşmak, sizlere ulaşmak için dağları deleriz, tüneller yaparız. Engin vadilerden geçeriz. Engel tanımayız. Hizmet bizim işimiz. Biz eyvallah. Biz mazeret değil, iş üreterek bugünlere geldik. 14 yıl boyunca Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber
Türkiye'yi baştan başa bölünmüş yollarına dönelttik. Değerli gençler, sevgili Kastamonlular, 14 yıl yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Kastamonu'nda havaalanı var mıydı? Şimdi var mı? Hayırlı olsun. İşte AK Parti farkı bu. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyanlardanız. Eyvallah. Millet herkese bir görev veriyor. Millet görevleri dağıtmakta çok ustadır. Kimin iş yapacağını biliyor, kimin de laf yapacağını biliyor. Muhalefete laf yapması için görev veriyor, AK Parti'ye de iş yapsın diye görev veriyor. Biz de sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız destekle memleketin her tarafında hizmetleri yapa yapa bugünlere geliyoruz. Bu Ilgaz tünelleri çok konuşuldu. 139 senedir konuşuluyor. Hayal ediliyor. Ne zaman bu dağların çilesinden kurtulacağız diyor insanlar. Kim bilir ne kadar hayatlar bu dağlarda yok oldu. Ne kadar ocaklar söndü. Ama artık Ilgaz tüneli var. Bu tünelden geçeceğiz. Kastamonu tünelinden geçeceğiz. Ve sevdiklerimize sağ salim ulaşacağız. Evet. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Gücümüz sizsiniz. Sizsiniz. Değerli hemşerilerim. Eyvallah. Eyvallah. Sizin bu aşkınız, sizin bu heyecanınız olduğu müddetçe evelallah dağları da aşarız, denizlerin altını da tünellerle yaşarız. Geçen hafta dünyanın en büyük projesini gerçekleştirdik. Dünyada boğazın altında en derinden geçen Avrasya tünelini de Cumhurbaşkanımızla beraber açtık. Öyle bir eser ki dünyada eşi ve menendi yok. En derin tünel Amerika'da denizin altından 44 metreden geçiyor. Bizim Avrasya tüneli 106,5 metre. İşte farkımız bu. Bize yakışan da budur. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken gemilerini karadan yürüttü. Öyle İstanbul'u fethetti. Onun torunlarına, Recep Tayyip Erdoğan'a, arkadaşlarına da trenleri ve arabaları denizin altından geçirmek nasip oldu. Değerli kardeşlerim, hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Yolları böleriz, lokmamızı da böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz.
Herkes bunu kafasına koysun. Bu ülkenin bir karış toprağına, bir vatandaşına zarar verecek kim olursa olsun bunun da gereğini yaparız. Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler, sağ olun, var olun. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun. Kastamonu ne de olsa benim dünürümün memleketi. Olacak o kadar canım. Olacak. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizin o dualarınız bizim için en büyük değerdedir. En büyük güç kaynağımızdır. Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, Kastamonu'nun güzel insanları, hiç merak etmeyin. Her şey daha güzel olacak. Her şey daha güzel olacak. Ülkemizde içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar, şunu iyi bilsinler ki eğer 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini karşılarsınız. Daha da beterini görürsünüz. İdam isteriz, idam isteriz. Değerli kardeşlerim, şimdi Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'nin güvene ihtiyacı var. Bunu da sağlayan 14 senedir siz oldunuz. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Dediniz, biz de yola koyulduk. Yollarla memleketin her tarafını donattık. Hastanelerle donattık. Okullarla donattık. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Helal olsun. Daha işimiz bitmedi. Gençler, geleceğimiz gençler, Türkiye sizinle büyüyecek. Türkiye sizinle gelecek. Bütün işimiz... Eyvallah. Hamdolsun. Hamdolsun. Mevlamıza hamdolsun. Böyle bir millet, böyle bir aşk, böyle bir heyecan olduğu müddetçe bize hiç kimse zarar veremez. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hiç kimse bozamaz. Kardeşlerim, Allah'a emanet olun.
Alçaklar bu sesi duysun, alçaklar. Duysun bu sesi. Kastamonu'dan. Duysunlar bu sesi. Şerife Bacı'nın torunlarının sesi bu. Gençler, gençler, hiç endişeniz olmasın. Bu ülke, bu millet böylece birbirine kenetlenirse, bu ay yıldızlı bayrağa sahip çıkarsa, hiç ama hiç kimse bize bir şey yapamaz. Bunu 15 Temmuz'da gördük mü? 15 Temmuz gecesinde bombaların, saldırıların, mermilerin altında şehadet şerbetini içme pahasına, gazi olma pahasına ülkemizi alçaklardan koruduk mu? İşte tekrar görev düşerse herkes bilsin ki 79 milyon ülkesini savunmaya gece gündüz hazırdır. Hazır mıyız gençler? Evet. Allah sizden razı olsun. Evet. Evet, değerli kardeşlerim, Türkiye sizin desteğinizle, sizin iradenizle her geçen gün aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla yol alıyor. Sizinle birlikte bu medeniyet yolculuğunda kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Birlik sayesinde, beraberlik sayesinde ülkemizi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmaya, yükseltmeye and ettik, ahd ettik. Herkes bilsin ki bizim siyasetimiz 81 ilimizin 79 milyon vatandaşımızı kucaklayan bir siyasettir. Ayrımcılığın, ırkçılığın, bölücülüğün her zaman daima karşısında olduk, karşısında olmaya devam edeceğiz. Bir ve bütün olarak yolumuza inşallah hız kesmeden devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Evet, vakit geç. Artık toparlamamız lazım. Gençler, sevgili Kastamonulular, gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün kardeşlik günüdür. Her şey Kastamonu için. Her şey Türkiye için. Sağ. Eyvallah. Eyvallah. Bu ülkeyi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez, merak etmeyin. Sevgili Kastamonular, hanımefendiler, beyefendiler, bir kez daha Kastamonu Ilgaz Tüneli'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız yolculuklar yapmanızı Mevlam'dan niyaz ediyorum.
restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camimizin de açılışı hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen gerek tünelin inşaatında gerek Nasrullah Camii'nin restorasyonunda emeği geçen bütün yüklenici firmalara ve bütün görevlilere de sizler adına teşekkür ediyor. Sözlerimin sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını size iletiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ferhat olup dağları delen, gücünü yalnızca milletten alan Başbakanımız Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.